Merhaba, ben Aline Taner. Bugün sizlere keyifli okuyabileceğinizi düşündüğüm iki tane kitaptan bahsedeceğim. Ve bunların ilki de Hayalet Kalp. Hayalet Kalp en yakın arkadaşı ölmüş bir çocuğu konu alıyor ve bu çocuk da bütün masumiyeti ve saflığıyla en yakın arkadaşının ölümüne bir çare bulmaya çalışıyor. Aynı zamanda biz onların geçmiş anılarını okuyoruz. Çocuğumuz en yakın arkadaşının ölümünü deniz anılarına bağlıyor. Çünkü arkadaşı çok iyi bir yüzücü. Buna rağmen denizde boğularak ölmüş. Ve diyor ki benim arkadaşım asla boğularak ölmüş olamaz. O yüzden deniz anılarının buna neden olmuş olabilir diyeceğini düşünüyor ve onları keşfetmeye başlıyor. İçerisinde bilimsel bilgiler veriliyordu ve bu bilimsel bilgiler normalde beni bir kitap içerisinde sıkar ancak bu kitabı okurken o kadar büyük bir zevk ve mutluluk duydum ki bu kitabı okurken ana karakterimizin bir şeyler için çabalaması, arkadaşlarını kurtarmak için çabalaması, değişimin elinde olmaması ve bunun verdiği çaresizlik, bütün bu duyguların birleşimi gerçekten çok güzeldi. Size ikinci önereceğim kitap ise Genç Timaç'tan Liste kitabı. Listenin konusundan bahsetmem gerekirse 500 kelimeyle yönetilen bir diyarda kelime ustaları sadece bütün kelimelere hakim olabiliyor ve ana karakterimiz Letta da bir kelime ustasının çırağı. Fakat ustasının ölümüyle beraber artık Letta kelime ustası olarak atanıyor şehrin başkanı tarafından. Şehrin başkanı Letta'dan bu kelime listesini daha az kelimeyi indirmesini istiyor. Çünkü bu şehirde düşünülüyor ki kelimeler insanların başlarına bela açıyor. Çok güzel bir distopya olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle normalde distopya seven bir insan değilim ama bu kitabı okurken gerçekten çok büyük bir duygusal karmaşayla okudum bu kitabı. Aynı zamanda kelimelere olan muhtaçlığımız ve aslında kendimize anlatmanın önemi de bir tık böyle suratıma bir tokat gibi çarptı bu kitabı okurken. En sevdiğim yanlarından bir tanesi sonunun açık uçlu bitmesi. Tamamen sizin hayal gücünüze bırakılmış ve bu açıdan da gerçekten çok beğendiğim bir kitap oldu. Ana karakterin saflığıyla beraber bu karanlık dünyada bile bir umut ışığına tutunmayı ben gerçekten çok sevdim. Umarım bu kitabı okurken sizler de çok sevebilirsiniz. Görüşmek üzere. Herkese merhaba Tonguç ailesi. Ben Aliz. Bu videoda sizlere severek okudum ve bana bir şeyler kattığını düşündüğüm iki tane kitap önerisi yapacağım. O zaman kitaplarla bahsetmeye geçelim. İlk önereceğim kitap Sessiz Kalma. Kendi düşüncelerimden önce birazcık kitabın konusundan bahsedeyim. 16 yaşında Sırat'ta bir kız var ve bu kız bir siyahi, yani ten rengi siyah. Bir partiye gidiyor ve partide uzun zamandır görmediği en yakın çocukluk arkadaşı olan Kiel'i görüyor. O da bir siyahi. Partide bir silahlı tartışma çıkıyor ve partiden ayrılıyorlar. Yolda giderken onları bir polis durduruyor ve polis bir anda hiçbir şey olmadan gidip Kiel'i vuruyor. Olay da bu şekilde başlıyor. O polis neden Kiel'i öldürdü? Siyahi olduğu için mi öldürdü? Bu şekilde protestolar ortaya çıkıyor. Biz de Kiel öldükten sonra Star'ın verdiği o savaşı görüyoruz. Hem konusu olsun hem de bizlere vermeye çalıştığı mesaj olsun gerçekten çok güzel. Siz de okuduğunuzda size de gerçekten çok şey katacağını düşündüğüm bir kitap. İkinci önereceğim kitap Mucize. Ben bu kitabı ilk gördüğümde hem kapağı hem de arkasında olan yazı benim çok ilgimi çekmişti. Bir kitabı kapağına bakarak değerlendirmeyin. Bir çocuğu yüzüne bakarak değerlendirmeyin. Bence bu çok güzel bir cümle. İlk önce kitabın konusundan birazcık bahsedeyim. Agustan'da bir çocuk var ve bu çocuğun doğuştan yüzünde fiziksel bozukluklar var. Çevresindeki insanlar hem onu iğrenerek bakıyor hem de önyargılı davranıyor. Agus 5. sınıfa kadar hiç okulda eğitim görmemiş, hep evde eğitim vermişler. 5. sınıfa geldiğinde Beecher Ortaokulu'na yazılıyor. Biz de Agus'un o okula ve çevredeki insanlara alışmasını ve okuldaki öğrencilerin de onu önyargısını yıkmasını görüyoruz. Çok duygulanarak okumuştum ve gerçekten size çok şey katacağını düşündüğüm bir kitap. Kesinlikle okumanızı tavsiye ediyorum. Evet, bu videoda size severek okuduğum ve bana bir şeyler katmış olduğunu düşündüğüm iki tane kitap gösterdim. İnşallah siz de bu kitapları severek okursunuz ve size de bana kattığı aynı düşünceleri katar. Merhaba arkadaşlar. Tonguç Akademi olarak bizim de sizlere iki tane kitap önerimiz olacak. Bir tanesi Sait Faik Abasıyan'ın Alemdağ'da Var Bir Yılan kitabı. Kitap yazarın yalnızlığıyla olan mücadelesinden bahsediyor. Ve ana fikir olarak da insansız hiçbir şeyin güzel olmayacağına, her şeyin bir insanla güzelleşeceğine inanıyor. Zaten çok çok kısa bir kitap. Kısa sürede bitireceğinize ve keyifle okuyacağınıza inanıyoruz. Ve güzel çıkarımlar yapacağınızdan da eminiz. Şimdi diğer kitabımıza geçebiliriz. Diğer kitabımızda Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi kitabı. Kitap Fransız ihtilalinin iki farklı yönünü bizlere göstermeye çalışıyor. Burjuva sınıfı ve aristokratlar sınıfı arasındaki çekişmeleri ve mücadeleleri anlatıyor. Fakat bu mücadeleler 18 yıl boyunca suçsuz yere hapiste yatan bir doktor üzerinde gelişiyor. Bir önceki önerdiğimiz kitaba göre biraz daha kalın bir kitap. Ama çok sürükleyici, çok fazla keyif alacağınıza inanıyoruz bu kitabı okurken de. Evet arkadaşlar, bu videoda birbirinden güzel kitap tavsiyeleri dinledik. Bizim de sizlere önerdiğimiz iki tane kitap oldu. Sizin de çok severek okuduğunuz ve arkadaşlarınıza önereceğiniz kitaplar varsa yorum olarak bekliyoruz. Şimdiden keyifli okumalar.